Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Gösel. Bugün sizlerle gençler tek bir blok üzerinde hayatta kalmaya çalışacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz diyorum gençler. Bu arada lütfen videoya like yorum atmayı unutmayın gençler. Gördüğünüz gibi her tarafımız su ve sadece bir tane bloğun üzerindeyiz. Ve gençler elimizde çok az sayıda bir malzeme var. Bunlarla gençler hayatta kalmaya çalışacağız. Bu arada dediğim gibi gençler lütfen videoya güzel like serisi atmayı unutmayın yani. Her like atan cidden beni çok mutlu etmiş olur gençler. Bu arada gençler abone değilseniz de abone olursanız cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursanız diyorum. Evet şimdi akşam olmadan gençler istersen şöyle birazcık direkt bloğun böyle yanından böyle birazcık kendimizi ufak tefek böyle bir şeyler yapmaya başlayalım. Bu arada çok az sayıda bir malzememiz olduğu için hani bayağı bir zor olacak bundan eminim. Hani bir tanecik fidanımız var abi, bir tane lağımız var, iki tane de buzumuz var yani suyumuz var. Bakalım bunlarla hayatta kalabileceğiz mi gençler? Direkt şöyle bir tane ağaç dikmek istiyorum. Bu ağaca da gençler direkt böyle şey basacağım, şu bondan basacağım. Hadi abi büyüsün ağaç. Hadi yavrum çok az kaldı, hadi bak. Please. Hah çok güzel abi, çok güzel çok güzel çok güzel. Gençler bir tane de karpuzcuğumuz var, bu da bizim yemek kaynağımız olacak. Birazcık şeyle besleneceğiz. Daha sonra da gençler işte böyle tohum falan çıkarsa hani bayağı hoş olacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle isterseniz ağacı kazalım, İlk bloklarımızı elde edelim abi. Hem böyle balta falan yapacağız, daha hızlı bir şekilde gelişmeye ve genişlemeye çalışacağız gençler. Ve gençler sizden güzel yorumlarınız varsa lütfen atmayı unutmayın. Hani başka neyin üzerinde böyle hayatta kalmaya çalışabiliriz? Yorumlarda gençler bunu belli etmeyi unutmayın lütfen. Direkt şöyle kendime bir tane crafting ve 3 tane gençler çubuk yapacağım. Şimdi kendimize bir malzeme yapmamız lazım abi. Onu da şu şekilde yapacağım. Gençler şöyle balta yapacağım abi. Daha sonra şimdi gençler sıkıntı şu. Dua edin ki bundan sapling düşsün yani. Düşmezse cidden çok kötü olacak. İnşallah düşer. Şöyle birazcık da yaprakların olduğu taraflarda da blokla böyle genişlersek çok hoş olur ve inşallah akşam olmaz yani gençler. Hani zombiler suda bile doğuyorlar. Hani bize gelebilirler, cidden çok kötü olur o da. Ve sapling çıktı. 2 tane çıktı. Çok güzel. Çok güzel. 2 tane gençler saplingimiz oldu. Bir tanesini buraya dikeceğim. Diğerini nereye diksem abi? Diğerini aslında şuraya diksem hiç fena olmaz ama gençler şimdilik bir tanesi bence yeterli. Birazcık kendimize blok şey yaptığımızda hani adayı biraz daha geliştikten sonra daha fazla ekebiliriz diye düşünüyorum. Ve gençler umarım yakınlarda bir ada vardır yani, hiç olduğunu sanmıyorum ama inşallah buluruz yani. Şu adayı şöyle kıralım. Bize sapling verin. Şimdi direkt büyütüyorum bunu da. Hadi dostum büyü hızlı bir şekilde lütfen. Bak fazla bon yeme ve adamsın, süper. Hemen şöyle gençler baltamızı hızlı bir şekilde ağacı kazmak istiyorum ben şöyle hop. Bu bölümde gençler yapmamız gereken şey şu, kendimize bir tane barınak yapabileceğiz yani. İnşallah yaparız diyorum, yapamasak da kötü olacak açıkçası. İnşallah yapabiliriz. Hemen şöyle kırmak istiyorum bunları, kır 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 kır. Acıkırsa gençler yiyecek yemeğimiz yok yani, açlıktan ölebiliriz herhalde. O yüzden gençler ben direkt bir tane daha ağaç büyüteceğim çünkü az önceki odunlarımızı kullandık bildiğiniz üzere. Hadi dostum lütfen çabuk büyü, çabuk büyü. Şuraya yaptım abi, karpuz ektim. Bunu da büyütelim gençler isterseniz. Hop hop şunu kır. Hop. Bu daha fazla büyümüyor mu? Bir tane daha basayım. Aa basılmıyor. Tamam en son bu kadar büyüyormuş. Şimdi gençler bu bize karpuz verecek. Daha sonra karpuzu alacağız. Onu da tohumlarını alacağız. Birkaçını kendimize böyle yemek olsun diye biriktirmek istiyorum ben. Çünkü yani akşam oldu biliyorsunuz gençler, zombiler falan çıkacak. Kötü olabilir. Bu arada hala video like atmadıysanız like atarsanız da cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Gençler bu tarzda böyle videolar istiyorsanız hani yorumlarda da kendiniz fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yani bana birazcık destek olmuş olursunuz diyorum. Ve gençler bir tane de bloğumu şöyle yapmak istiyorum ben. Bunun da sebebini sizlere göstereceğim birazdan. Lava gençler şuradan koyacağım ki daha sonra bu lavı alabilelim yani. Direkt şu lavı şöyle koysak hiç fena olmaz bence. Aynen, hem orada taş üretir hem de gençler lavımız gitmemiş çünkü birazdan kabuston jeneratör yapacağız. Ve sepliklerimiz düşmüş, çok güzel. Direkt buraları şöyle şey yapalım. Ve odunun gençler yanma ihtimali var, o yüzden elimi ne kadar hızlı odunun gençler yanma ihtimali var bildiğiniz gibi. O yüzden elimi ne kadar hızlı tutarsam bizim için o kadar daha iyi olacak. Ve şu karpuzumuz artık bize karpuz versin lütfen. Karpuzcuk, karpuzcuk, karpuzcuk nerede? Hayır. Hayır karpuzcuk gitmiş. Karpuzcuk gidemez. Abi karpuzcuk nereye gitti?
Karpuzcuk gençler buradaymış. Melon set 2 tane olmuş. Yanlışlıkla galiba benim ayağım falan çarptı. Karpuzcuğu kaybettim yani. Ama sorun yok abi, buradaymış. Bunu direkt gençler 2 tanesi böyle dikeceğim. Bunlar da büyüsün, biz artık karpuz vermeye başlasın yani. Şuraya direkt ben direkt cobblestone jeneratörümüzü yapmak istiyorum abi. Şöyle blokla burayı kapatacağım. Şöyle cobblestone jeneratörü gençler çoğunuz hani biliyorsunuz zaten. Hani sınırsız taş gibi bir şey gençler. Şimdi onu yapmaya çalışacağız. Öncelikle şunu kırmam lazım benim. Tabii kırabilirsem. Oh, kırdım, güzel. Şu alttan bir tane bloğu şöyle yapacağım. Daha sonra bunu da böyle yapacağım. Çok güzel oldu. Şuradan çıkalım abi şöyle. Oh. Şimdi gençler bakın, hazır mısınız? Önce gençler bunu buradan koyuyorum, tamam mı? Sonra lavımı alıyorum abi. Bunu kırıyorum böyle. Hop, su buraya gidiyor gençler. Lavı da buraya koyup şimdi taş olacak, izleyin. Gördünüz mü? Sınırsız taşımız oldu gençler. Şimdi bizim bir tane baltaya ihtiyacımız var. Daha sonra taşlarını adayı büyütebileceğiz. Çok da güzel olacak bence. Aslında ben direkt şu toprakların altını gençler bir kapatıp geleyim. Çünkü bu topraklarımızı alıp artık havaya diksek hiç de fena olmaz diye düşünüyorum. Ve burada da biraz taşımız var. Bayağı iyi oldu. Ve şu yanma, hayır yanma. Burayı taştan yapmamız lazım. Taş ver, taş ver. Sınırsız taş kaynağı. Direkt gençler 3 tane taşla kendime direkt bir tane taş kazma yapacağım. Daha hızlı bir şekilde ilerlemek için. Ve buraya çok güzel bir tane ev yapacağız. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz inşallah. Hemen şöyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Yaptım abi kazmamı da, süper. Seri seri ver. Hatta bunun var ya gençler, ileride belki hani ileride böyle hani ada falan bulursak gençler, hani kendimize böyle redstone falan bulursak bunun böyle otomatik sistemini dahi yapabiliriz diye ben düşünüyorum açıkçası. Ve şu an çok seri bir şekilde kazıyoruz. Çok iyi oldu bu. Ah. 7 tane taşım oldu. Süper. Şimdi birazdan baltamızı da taştan yapacağız. Kılıç da yapacağız kendimize. Ve hayvanlar inşallah bize direkt gelmez yani. Çünkü gençler bildiğiniz üzere gece zombiler hani okçular falan filan yanmıyor bildiğiniz üzere. Ve gençler şöyle bir şey var, zombilerden bazen havuç düşüyor. Hani belki birçoğunuza daha önce düşmüştür yani, sizler de biliyor olabilirsiniz. Hani gençler bazen taş havuç filan düşüyor. Hani onları da kullanırsak bence çok iyi olur diye ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi gençler direkt kendime ben birazcık alet yapacağım. Biraz çubuk yapmak istiyorum şöyle. Oh, bu çubuk bize bayağı bir yeter abi. Bir tane şöyle crafting. Gerçi crafting'imiz var, hiç boş yere harcamaya gerek yok bence. Şunu yaptık. Bir tane kendimize ho yapalım. Malzemelerimizi yapalım. Şöyle çok güzel. Şimdi şu tahtaları atmak istiyorum. Şöyle at abi bunu. Stone burada dursun. Tahtaları gençler atıyorum böyle. Çünkü artık bizim taşımız var yani, taş üretebiliyoruz. O yüzden birazcık taş kazacağım. Şimdi gençler ben birazcık taş gelip hemen geri geliyorum. Geri geldim gençler, gördüğünüz gibi bayağıdan beri kazıyorum ve gençler buranın tamamını taş yaptım ve gençler şu aşağı tarafı da şey yaptım böyle, hani şu topraklar vardı ya gençler, bunun altını taş yaptım ve şu da birazcık zombi var gençler, bana doğru geliyorlar, ben direkt kılıç yapacağım inşallah gençler, dua ediyorum ki hani bir tane havuç çıksın bize gençler, çünkü cidden artık karpuzlar bile hani büyümüyor, karpuz bloğu vermiyor bize, çıldıracağım ve acıkmaya başladık cidden. Şu anda hani sadece evimi yapıp ilk gün hayatta kalmaya çalışmak istiyorum ve gençler bayağı bir taş kazdım, şimdi bundan direkt adamımızı büyütmeye çalışacağım ve şu zombiler buraya çıksın gençler, çünkü suya düşer lerse biliyorsunuz ki sizlerde bunların gençler itemları suya gidebilir. O yüzden buraya birazcık şöyle büyütmek istiyorum. Bildiğiniz gençler bayağı bir şey yapacağım böyle. Ve şimdi taşadan kendimize ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bunu böyle yaparsak hiçbir şey vermiyormuş. Bunu böyle yaparsak o koruma yapabiliyoruz. Güzel. Gelin abi gelin. Gelin buraya gelin. Çok güzel. Şimdi gençler ağaçları ben direkt dikeceğim. Şu toprakları kazmadan önce bir tane şöyle direkt kendime kürek yapmak istiyorum. Artık taştan item yapabiliyoruz gençler bildiğiniz üzere sizlerde. Hadi la gelin buraya gelin, ne oldu gelemiyorsunuz değil mi? Çakallar, gel gel gel. İnşallah biriniz bana avuç verir çünkü açlıktan öleceğim. Açlıktan tahta yanıyor. Hayır, yangın çıkmasın lütfen. Onlar gelene kadar ben daha çok taş kazarım. Gençler onlar geldi olsun, ben birazcık taş kazmaya devam edeyim. Çünkü gençler biliyorsunuz ki ev yapıyoruz kendimize. O yüzden hızlanmamız lazım. Hatta ben direkt şuradan toprakları kazsam hiç fena olmaz. Bundan altta şimdi ben taş koydum gençler. Taşların olması lazım gördüğünüz gibi. Oh, bunları aldım şöyle. Bunları da ver. Çok güzel. Şunları da ver. Oh, bayağı bir toprağım var ya. İnşallah gençler bu topraklar bize yeter ve geldi. Bat. Okey. Lan suya gitme ya. Ya gel buraya, havuç vereceksin bana sen. Hop. Hop. Aha bir şey çıkmadı. Oo, level çıktı. Oh, levelleri alırım. Gelin gelin gelin. Koçlar gelin. Şimdi gençler burayı direkt böyle taşla kapatacağım. Artık bunlar lütfen bana karpuz versin yani. Karpuz vermiyorlar. Ben açlıktan ölüyorum, geberiyorum. Gençler ölüyor. Okula gidiyoruz yemimizde. Oo. Hello. Gel gel gel. Ya kafana vuracağım. Hop. Aha ne çıktı lan? Rotten flesh çıktı gençler. Aman abi bunlar yenmez ki ya. Bunlar bizi zehirler şimdi var ya. Gel lan gel. Gel kılıcımın uzunluğu görüyor musun bak? Gözüne vururum bununla yemin ediyorum. Etrafta başka zombi yok Allah'tan gençler. Vallahi çıksa fena olurdu. Ne çıktı bundan da? Bundan da rotten flesh çıktı. Abi lütfen birinizden avuç çıksın bak, açlıktan öleceğim. İlk günü vallahi hayatta kalamayacağım ha. Gel lan buraya.
Gel 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 gel. Hop. Hadi. Son bir tane daha. Bir şey çıkmadı, kahretsin. Level gitti, level. Level de suya gitti. Allah kahretsin seni. Seni Allah kahretsin. Sana bir şey demiyorum. Allah odunumuz yanmasın ya. Buraya geçse burada taş yapsaydım direkt karşı taraf hızlı bir şekilde kazıyordum. Hani o yüzden taş bloğu kazamıyordum. Bu şekilde daha hızlı. Geliyor geliyor. Hop. Hop. Abi çıkmadı, lanet olsun ya. Allah'ım. Allah'ım, zehirleneceğim şimdi. Zehirlenmedim. Abi zehirlendim ya, kahretsin ya. Zehirlendik gençler. Abi benim bu direkt bunları böyle adam akıllı bir şekilde yapmam lazım gençler. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şurayı şöyle yapacağım. Aman abi, inşallah şey yapar ya. Nasıl desem. Hani inşallah gençler hızlı bir şekilde bu karpuzları büyütmenin bir yolunu bulurum. Yoksa cidden öleceğiz abi. Şuraya direkt su koyacağım. Şurayı, bizim ho'muz nerede abi? Ho'la şunları direkt böyle yapacağım. Daha sonra zaten bunlar da büyür diye düşünüyorum. Hop, iki tane daha verdi. Hop, sen de iki tane verdin. Süper. Yok, üç tane oldu. Şöyle şöyle şöyle. Buna direkt büyüteceğim şöyle. Hop, büyü lan. Büyüdü. Sen de büyü. Büyüdü. Sen de büyü. Büyüdü, işte bu. Buraya geçer taş yapacağım böyle. Bunlar şimdi buradaki böyle karpuz şeylerini buraya sarkıtmaları lazım. İnşallah o zamana kadar açlıktan ölmeyiz yani. Ve yavaş yavaş da isterseniz gençler evimizi yapmaya başlasak hiç fena olmaz yani. Ve şu ağaç da hızlı bir şekilde büyürse süper olur ve büyümedi. Güzel. O sen de büyüme. Zaten her şey şu an çok kötü gidiyor yani. Buraya bir tane ektik. Şuraya bir tane ağaç çekelim. Ne kadar çok yere ağaç çekersem benim için o kadar daha iyi gençler. Hızlı bir şekilde odun kazmış olurum. Ve daha taş bloğum var. Şimdilik gençler evi birazcık ben taşta yapmak istiyorum. Evimizde direkt bu cobblestone böyle bu tarafına yapmak istiyorum ben. Oh, çek çek çek. Bu kadar büyüse yeter ya. Hızlı bir şekilde şöyle yapalım abi. Bu arada gençler, like atmayan varsa hala videoya, like bırakırsa cidden çok mutlu eder yani beni. Çünkü gençler like attığınız takdirde hani video ne bileyim hani çok güzel oluyor ve hani ben böyle daha fazla hani böyle içerik üretmeye çalışıyorum sizler için. Hani bayağı hoş oluyor. O yüzden gençler hani lütfen video like atmayı unutmayın diyorum. Ve şunu kıralım şöyle. Kazmamızı ver bize. Oh, kırdık. Blokları şöyle hızlı bir şekilde koyuyorum. 24 tane kalmış. Bu kadar genişlik bize şimdilik hayli hayli yeter diye ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi gençler evimizi şu şekilde yapacağız. Bu arada şunu tekrar yemek zorundayım çünkü acıkıyorum hala, lanet olsun ki. Ama zehirleneceğiz, yapacak bir şey yok. Gençler evi yapmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben birazcık daha taş kazım gelelim. Şöyle iki stack falan, zaten burada cobblestone jeneratörümüz var gördüğünüz gibi. Sırası bir şekilde. Oha! Lan odun lazım bize. Abi yanmış burası. Neyse ben buna bakarım gençler. Sırı şekilde gençler ben taş kazıp hemen geri geliyorum. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim. Abi yeter bu kadar ya. Geri geldim gençler. Gördüğünüz gibi iki tanecik ağacımızmış ve iki tane de karpuzumuz olmuş. Çok mutluyuz şu anda çünkü aç kalmayacağız. Hemen şunları kırmak istiyorum. Bunlar ne daha hızlı kırılıyordu? Aynen bundan. Oo, karpuzlara bak. Oyş. Abi şimdi bunların 3 tanesini direkt karşı ekmek için 1, 2, 3 tanesini gelse tohum yapacağım. Geri kalanı da artık ben yiyeceğim yani. Yoksa açlıktan vallahi billahi öleceğiz abi. Şunu da yiyelim şöyle. Oh, tamamdır. Bununla direkt böyle ekeceğim gençler. Bununla da artık seri bir şekilde hani üretime geçersek hani artık hayatta kalabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Ama bonumuz yok. Bunlar kendi kendine artık büyüyecek, yapabilecek pek bir şeyimiz yok bence. Gençler bayağı bir taş kazmayı başardım ve şu aşağıda direkt kırmak istiyorum şöyle. Evimiz az da olsun dekorasyonu bir şekilde yaparız yani. Bu arada gençler birazdan şöyle kaz. Oh, bunu da kazdık. Bunlar da sapling'i alırız yani. Bizim sapling'imiz bayağı var. 9 tane var yani. Sınırsız gibi bir şey artık. Hani ağaçları artık yapar yapar şey yaparız. Şimdi şunları çevireceğim şöyle gençler. Bir tane kendimize şöyle kapı yapmak istiyorum ben. Oo, elma da dişte. Elma da dişte, çok güzel. Oo, 3 tane şey verdi lan. Ana, 3 tane veriyormuş kapıyı. Süper oldu bu bizim için valla. Şimdi gençler evin direkt şu aşağı kısımlarını ben şeyden yapmak istiyorum. Şundan yapmak istiyorum. Evimizin gençler kapısı burası olacak. Kapıyı direkt şöyle koyalım. İşte tak diye böyle çat. Alın size kapı. Şimdi gençler şuraları şöyle yapmak istiyorum. Küçük bir ev yapacağım şimdilik. Hani ne kadar küçük olursa benim için o kadar daha iyi açıkçası. Şurayı şöyle bir blok daha genişletsem ama hiç fena olmaz gibi duruyor. Şunu da şöyle yapacağım. Oh. Şurayı büyüt büyüt büyüt. Güzel. Büyüt büyüt büyüt. Oh. Tamamdır. Şunu da şöyle yapalım. Kaç blok yaptık la burayı? 1, 2, 3, 4, 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Böyle böyle yapalım. Hop hop. Hop hop, tamam buradan geçti gençler taş yapacağım. İlerleyen zamanda gençler dediğim gibi ada bulursak da böyle kendimize şey falan yaparız yani. Pencere falan yaparız. Şimdilik şurayı açık bırakacağım gençler. Buraları pencere olarak kullan. Zaten şu an zombi falan bizlere gelemiyor biliyorsunuz sizlerde. Hani o yüzden çok da açıkçası koruma yapmamıza gerek yok gibi duruyor açıkçası. O yüzden şimdilik pek de koruma yapmayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şuraya çıkalım abi, hop. Şuraların üstünü şöyle kapatalım. Oh, kapat kapat kapat. Vallahi var ya güzel oluyor, vah yemin ederim evimiz güzel oluyor. Hayatta kalmayı başarıyoruz, çok güzel.
Şu karpuzlar bir de seri üretime geçersek var ya, fabrika bile açarım ben. Yemin ediyorum. Daha 3 tane kar dersiniz artık, bir karpuz tohumuyla işe başladı dersiniz. Ondan sonra yardırdı gitti dersiniz, yani çok güzel haberler bile çıkabiliriz açıkçası. Neyse, bu kadar şey yeter bence. Komiklik yeter. Artık işimize dönelim. Şöyle buranın da üstünü gelse şöyle kapatacağım. Oh, kapat kapat kapat. Bloğumuz var daha. Bitmek üzere. Ama bu blok şimdilik bizlere yeter. Bu arada gençler, tekstür pek değiştim. Birazcık daha default bir peki geçtim. Çünkü cidden hani pek hoş durmuyordu. Belki siz de beğenmemişsinizdir. O yüzden iki tane farklı tekstür pek kullanmayı tercih ettim. Çok güzel. Oh, gelmişken şunu da kır şöyle. Kırılma efektine bak. Çok güzel değil mi? Onu da kırdık. Oo, sapliklere bak. Yes yes yes. Çok güzel. Evimizi yaptık. Ben beğendim. Çok güzel. Dur şurayı çaktırmayın. Ama ne yani, olabilir. Dur lan şurayı kapatalım, şöyle şekil dursun. Tamam. Oo, evimize bak. Şunu kır lan, çok gıcık duruyor. Heh, tamam. Evimize bak, çok güzel oldu bence. Ben sevdim. Hadi lan sizin için de şunu yapayım o zaman. Bak normalde yapmayacaktım ama şu ağacın büyümesini bekleyeceğiz gibi duruyor. Neyse, fırınımızı da geçerek içeri koyalım isterseniz şöyle. Kır. Aç abi şurayı şöyle. Şu fırında buraya koyalım, şöyle bir tane de crafting koyacağım. Oba, tamamdır. Güzel. Hayatta kalmayı şu anlık başardık gibi bir şey gençler. İlerleyen bölümlerde artık neler olur bilmiyorum. Gençler, başka neyin üstünde hayatta kalmaya çalışabiliriz? Bunu lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve gençler, itemları artık sizler seçin yani. Çünkü ben gerektiği kadar az almaya çalıştım yani. Umarım elinden geldiği kadar hayatta kalmışımdır. Son 3 tane karpuzum kalmış. Onu da yiyerek videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve de bye bye.